Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere siz çalışırken arka taraftaki PDF'lerinizi otomatik olarak nasıl okutacaksınız onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu Microsoft'un kendi özelliğiyle yapıyoruz. Microsoft Edge ile. Şöyle yapalım. Normalde sesli okumayı sağlayan aracımız budur arkadaşlar. Internet Explorer alternatif bir programı, daha gelişmişi. Bunun üzerinden PDF'lerimizi rahatlıkla okuyabiliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Ben bir tane PDF dosyası indirdim. Şimdi dosyayı açalım. Şimdi Beden Dili diye bir tane kitap arkadaşlar. Bu Microsoft PDF Microsoft Edge ile açılacak. Burası önemli. Şunu sağ tıklayıp birlikte sizde normal PDF ile açılıyorsa birlikte aç deyip diğer uygulamalardan Microsoft Edge'yi seçebilirsiniz. Microsoft Edge'yi seçmediğiniz zaman bu maalesef okunmayacaktır. Şunu biraz büyütelim. Şimdi yapmanız gereken çok basit. Biz ansör bölümünü geçelim. Şöyle bir paragraf bulalım. Giriş. Mesela biz buradan itibaren bir işle uğraşıyoruz. Elimizde başka bir iş var ama bunu da çalışmamız gerekecek, okumamız gerekecek. Bunun için kısaca ne yapmamızı anlatayım. Çok faydalı oluyor. Şimdi bu bölümden başlayacaksak sesli okuma var arkadaşlar. Daima aynı soruyla karşılaşırım. Joe, sözel olmayan davranışlar üzerine çalışmak konusunda en çok ilgini çeken şey neydi? Gördüğünüz gibi okuyor. Burada bu ses işareti var ya, buna basaraktan sesin hızını artırabilirsiniz. Şu an için seste sadece bir tane veriyor. Daha fazla eklemek istiyorsanız Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz ama bu genelde ideal oluyor. Hız boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Şurada kalmıştık. Devam edelim. Tekrardan görün. Aslında bu özellikle yapmayı planladığım bir şey ya da konuya yönelik uzun dönemli bir ilginin sonucu değildi. Aslında çok daha pratik nedenler söz konusuydu. Zorunluluktan, bütünüyle yeni bir yaşam tarzına başarılı bir şekilde uyum sağlayabilme ihtiyacından kaynaklanmış olduğunu da söyleyeyim. 8 yaşındayken Küba'dan Amerika'ya olarak gelmiştim. Domuzlar Körfezi haritasından yalnızca birkaç ay sonra Küba'yı terk etmiştik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sığınmacı olarak kısa bir süre kalacağımızı düşünüyorduk. Gördüğünüz gibi neredeyse %100'e yakın bir derecede Türkçe'ye çevirip okuyor. Gerçekten bunu kullanmaya başladıkça artılarını çok görürsünüz. Tabii imkanınız varsa okuyun ama okuyamayanlar için söylüyorum. Bu Microsoft Edge üzerinden bu PDF'leri, şu an için sadece PDF'leri veriyoruz yanlış bilmiyorsam. Rahatlıkla indirip bu tarzda okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sorusu olan video altına yorum yapabilir. Oradan elimden geldiğince ben yardımcı olmaya çalışacağım. Başka videolarda görüşmek üzere.